Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf fizik konuları arasında 1. dönemde neler gördük hızlı bir şekilde bir tekrar yapacağız. Ama öncesinde kitaplarımızı bir hatırlayalım. 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankamızın içerisinde 3 tane üniteden sorumluyduk arkadaşlar. 1. ünitemizde fiziğin doğası vardı. Fizik bilimine giriş ile başlıyorduk. Sonrasında madde ve özellikleri var. Sonrasında da kuvvet ve hareketli ünitemiz vardı arkadaşlar. Kuvvet ve harekette de, de en son sürtünme kuvvetine kadar işlemiş olmamız gerekiyor ki 2. dönem Enerji ve ısı sıcaklık sonrasında da elektrostatik ile devam edebilelim diye öncesinde neler vardı kitabımızda bir hatırlayalım kısa bir konu özetimiz vardı arkadaşlar konu özetine çalıştıktan sonra bu özetten yola çıkarak çözebileceğimiz sorularımız vardı takıldığımız yer mi oldu? Tats yanımızda kare kodu okutuyoruz ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözülmüş olan videolu çözümlere ulaşıyoruz. Dedik ki ama bu sorular bize yetmez hocam. Burada sorular bize yetmiyor. Bir terez gibi bunları yiyoruz. Çitliyoruz böyle. Çekirdek gibi çitliyoruz. Bu yüzden de ne var? Dinamo soru bankamız var. Dinamo soru bankamızdan da arkadaşlar yine fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri ve kuvvet ve hareket ünitelerinden sayfa kaça kadar sorumluymuşuz? Şöyle bir bakayım. Sayfa 128'e kadar arkadaşlar birinci dönemde çözmüş olmamız gerekiyordu. Bu kitabımızda neler vardı? Öncesinde bir tane çözümlü örneğimiz var. Çözümlü örneği güzel bir şekilde inceliyoruz ve çözümlü örneğimizin peş sıra hemen dört tane sorumuz geliyor. Ve nasıl diyelim konular ilerledikçe soru tipleri değiştikçe çözümlü örnek 4 soru çözümlü örnek 4 soru şeklinde gidiyor. Ve ünitenin sonlarına doğru daha doğrusu bölüm sonlarına doğru karma testlerimiz oluyor. Takıldığımız yer mi oldu? Tats burada da yanımızda arkadaşlar. Kare kodu okutuyoruz ve çözümlü videoları izliyoruz. Bakıyoruz ama neye bakıyorduk arkadaşlar? Burada sorunun çözümünü ezberlemiyorduk, sorunun mantığını kavramaya çalışıyorduk dedik ve hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet arkadaşlar, fizik bilimine giriş ünitesinde en önemli konularımızın başında fiziğin alt dalları geliyordu. 7 tane alt alanımız vardı değil mi arkadaşlar? 7 tane mi? Hayır. 8 tane altın alımımız vardı değil mi arkadaşlar? Neydi bunlar? Hatta şöyle kodlamıştık. Hatırlayalım kodlamamızda. Kamyonet diye kodlamıştık sevgili arkadaşlar. Kamyonet şeklinde. K dediğimiz katı hal fiziğiydi. A dediğimiz atom fiziği. Daha sonra M dediğimiz mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği. Optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik diye alt alanlarımız vardı. İşte mekanikte cisimlerin durgun veya hareketli olduklarıyla ilgileniyorduk. Statik bölümü vardı, kinetik bölümü vardı. Denklemlerle hareketi açıkladığımız kinematik bölümleri vardı. Termodinamik kısmında ısı sıcaklık olaylarıyla ilgileniyorduk. İşte enerjinin bir yerden başka bir yere transferinden bahsediyorduk. Isı yoluyla ısının yayılmasından falan bahsedeceğiz. İkinci dönem ısı ve sıcaklık ünitesinde daha detaylı bir şekilde termodinamiği anlatacağız zaten. Elektromanyetizmada da elektrik yükleriyle manyetik kutupların etkileşimlerini inceliyorduk arkadaşlar. 10. sınıfta bunun da detayını göreceğiz. Elektromanyetizmaya gerçi 9. sınıfın sonlarında başlıyoruz zaten elektrostatik diye. 10. sınıfın 1. ünitesinde de elektrik devam edecek. İşte elektrik akımından sonrasında da manyetizmadan bahsedeceksiniz. Önümüz üzdeki sene. Sonrasında optik var. Bu da yine 10. sınıf konuları arasında geçiyor. Işık olaylarıyla ilgileniyordu arkadaşlar. Optik kısmımız nükleer fizikte çekirdek fiziği diye de geçiyordu. 12. sınıfta göreceğimiz konular arasında geliyor. Parçacık fiziği diye de geçer. Atomun çekirdeğiyle ilgileniyorduk. Atom fiziğinde de adı üzerinde atomla ilgileniyoruz. Atomların etkileşimleriyle ilgileniyoruz burada da. Katı hal fiziği çok geniş bir alanda arkadaşlar. Maddelerin iletkenlik, elektriksel, optik özelliklerini inceliyorduk. Kristal yapıda olan malzemelerin, maddelerin nasıl diyelim böyle molekül dizilimlerini filan inceliyoruz burada da. İşte burada hatta şey demiştik e, soruların arasında da geliyordu. Mesela evlerde kullandığımız, gerçi evde kullanmamıza gerek yok. Cep telefonları, e, tabletler, bilgisayarlar gibi elektronik cihazların çalışmasında daha çok katı hal fiziğinden faydalandığımızı söylemiştik. Hani elektromanyetizma ama acaba elektrikle çalışıyor falan gibi düşünebiliyorduk ama orada silikon devreler vardı ve katı hal fiziğine gönderiyordu bizi. Son olarak da yüksek enerji ve plazma fiziği diye bir alt alanımız daha vardı arkadaşlar. Maddenin dördüncü hali olan plazma halini ve çekirdek tepkimeleri neticesinde çıkan yüksek enerjiyi inceleyen alt alanımız diyorduk. Sevgili arkadaşlar sonrasında neler vardı? Fiziksel büyüklükler, fizikte temel ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere iki farklı büyüklük türümüz vardı. Temel büyüklükler için kısamuz diye bir kodlama yapmıştık sevgili arkadaşlar. Kısamuzu şöyle bir yazalım, şöyle kısa dedim şuraya da muz diye yazalım hemen. Kısamuzda ne vardı? K harfi kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti madde miktarı uzunluk ve zaman olmak üzere Toplamda 7 tane arkadaşlar temel büyüklüğümüz vardı. Bunlar bu fiziksel nicelikler belirtilirken başka hiçbir birime ihtiyaç duymayan büyüklükler şeklindeydi. Türetilmiş büyüklüklerimiz vardı bir de. Bu 7 temel büyüklük dışında kalan bütün fiziksel niceliklere biz türetilmiş büyüklük diyorduk. Mesela son ünitemiz olan o kuvvet hareketin hareket kısmında gördüğümüz hız birimi vardı. Mesela metre bölü saniye. Bakınız iki tane temel büyüklük cinsinden ifade ettik. Veya ivme diye bir kavram görmüştük metre bölü saniye kare veya kuvvet kavramını görmüştük Newton'du. Newton'un açılımı da kilogram çarpı metre bölü saniye kare gibi. Temel büyüklükler cinsinden en az hatta iki temel büyüklük cinsinden ifade ettiğimiz büyüklükleri de türetilmiş büyüklükler diyorduk sevgili arkadaşlar. Burada bir parantez daha açayım. Mesela metre kare alan veya metreküp hacim birimleri de türetilmiş büyüklükler cinsine giriyor. Çünkü ben iki tane temel büyüklüğü kullanmışım burada. Ne kullanmışım? Metre çarpı metreyi kullanmışım. Veya burada ne kullanmışım? Metre çarpı metre çarpı metreyi kullanmışım. Dolayısıyla arkadaşlar en az iki tane temel büyüklüğü kullanıyorsam bu türetilmiş büyüklük diyorduk sonrasında büyüklükleri bir de arkadaşlar yönlü olup olmamasına göre sınıflandırıyorduk ki bu da skaler ve vektörel olarak sınıflandırmak anlamına geliyordu. Skaler niceliklerde ne vardı? Sadece arkadaşlar büyüklük ve birim. Büyüklük ve birimi bildiğimiz zaman tam olarak ifade edilebilen büyüklüklerdir. Nelermiş örneklerimiz? Zaman, sıcaklık, kütle. Bakın bu temel büyüklüklerde de vardı zaten. Temel büyüklükler aynı zamanda skaler büyüklüklerdir diyebiliriz. Enerji, basınç, sürat skaler niceliklerdir. Yani bunlar da arkadaşlar yön yok. Yön yok arkadaşlar. Ancak belirtilirken büyüklük birim bir de ekstradan yön belirtiyorsam arkadaşlar bu da vektörel nicelik olduğunu gösteriyordu bize. Ee, mesela kuvvet dedik ki biz 30 Newton 30 Newton demek yetmiyor. Mesela 30 Newton sağa doğru ya da hız işte 20 metre bölü saniye e yetti mi yetmedi 20 metre bölü saniye kuzey diye belirtmem lazım aynı şekilde yer değiştirme ivme tork Ağırlık gibi niceliklerde de yine yönün belirtilmesi gerekiyor. Ee, burada ağırlık için bir şey söyleyebilirim sadece. Ağırlıkta arkadaşlar sorularda yön belirtmese bile dünyanın yer çekiminden dolayı daima aşağı doğru göstermemiz gerektiğini bizim bilmemiz gerekiyor. Diğerlerinde bize vektörel bir nicelikten bahsediyorsa yönünü de vermek zorunda diyoruz ve devam ediyoruz. Vektörel ve skaler toplama işlemlerimiz vardı. Vektörel toplama işleminde ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Yönleri dikkate alarak yapıyorduk bunu. Bakınız, sağ tarafa doğru 10 newton verilmiş, sağ tarafa doğru 3 newton verilmiş. O halde bu taraf ne yaptı? Sağ tarafa doğru 13 yaptı. Bir de sol tarafa doğru 6 var. Yani ben burada işlemi yaparken ne diyeceğim? Bakın yazarken F1 artı F2 artı F3 şeklinde yazmışız. Toplama işlemi şeklinde yazıyoruz. Ama bakın F1 10, F2 3, F3 eksi 6. Neden eksi 6? Çünkü yönü zıt arkadaşlar. Zıt vektörlerde çıkarma işleminde olduğu gibi bir işlem yapmam gerekiyordu. Yönü bu şekilde dikkate alıyordum. Ancak skaler toplama işleminde herhangi bir e, farklılık yok. Normal ilk öğretimden beri öğrendiğimiz matematikteki toplama çıkarma işlemini gerçekleştirebiliyorduk. İşte 3 kilogram elmam var. 2 kilogram da annemden aldım. Etti 5 kilogram gibi. Direkt toplayabiliyordum. Veya işte 10 kilogram fasulyem var. 7'sini kız kardeşime verdim. O zaman bende 3 kilogram kaldı. İşte 10-7 3 gibi konuşabiliyorduk skaler toplama işlemlerinde veya çıkarma işlemlerinde bu şekilde yapabiliyorduk yön yoktu çünkü ama burada yön var, yön olduğu için de arkadaşlar artıya eksiye dikkat etmem gerekiyor. Genellikle belirtilmezse sağ taraf pozitif, sol tarafta negatif kabul ediliyordu. Hatta bir de y eksenimiz vardı. Y ekseninde de arkadaşlar yukarı taraf pozitif, aşağı taraf negatif kabul ediliyordu. Ama tabii biz sorunun gidişatına göre istersek bunları ters de çevirebiliriz. Bakın ne yapacağım şimdi? Hemen ters çevirdim. Al, yukarı taraf eksi, aşağı taraf artı oldu. İkisi de olur yani. Bize belirtmediği müddetçe hangisini seçeceğimiz bize kalmış. Daha sonra birinci ünitenin sonlarına doğru arkadaşlar bilim araştırma merkezlerimiz vardı. Bunlardan bazıları Türkiye'deydi bazıları da dünyada isim yapmış bilim araştırma merkezleriydi. TÜBİTAK vardı bizde. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu diye geçiyordu. Hatta bunların bir sürü böyle enstitüleri vardı. Ne vardı hatırlayabildiğim. Ukome vardı. Ondan sonra şimdi hatırlayamadım hepsini birden böyle karşıma çıkınca da TÜBİTAK sayfasına girdiğiniz zaman enstitüler kısmında arkadaşlar bir sekme var. Oradan sekmelere bakabilirsiniz. Hatta bunların ne tarz araştırmalar yaptığını, neleri desteklediklerini de oradan görebilirsiniz. Sonrasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu geçiyordu kitaplarımızda. Ancak demiştik ki 2020 yılında Türkiye Atom Enerji Kurumu TENMAK bünyesinde birleştirildi. TENMAK bu eskiden maden tetkik arama vardı. Onlar da bunun içerisinde artık Türkiye Atom Enerji Kurumu ve birkaç tane daha kurum birleşerek arkadaşlar TENMAK adını almış idi. 2021 yılı içerisinde geçtiğimiz yıl oluyor artık. Yeni yıldayız. Daha sonra askeri elektronik sanayi bakınız. Askeri elektronik sanayi Aselsan yine bu da askeri alanda teknoloji liderliği yapan bir kurumumuz diyebiliriz. Sonrasında dünya üzerinde belli başlı isim yapmış kurumlarımız vardı. Bizim değil artık kurumlar vardı diyelim kurumlarımız olmaz. Kurumlar vardı. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi diye geçiyordu. Parçacık kızlandırıcılar var burada arkadaşlar. Bunun üzerine çalışmalar yapıyorlar. Daha sonra Amerika'da bulunan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA vardı. Hatta bunun da önceki adının NACA olduğunu söylemiştik. Bunlar ne yapıyorlardı? İşte uçak üzerine daha çok çalışmalar yapıyorlardı. Ancak sonrasında işte teknolojiyle yarışıyla beraber uzaya gözlerini dikiverdiler ve bir harfi C'yi S yapıverdiler. NASA oldu. Sonrasında da onun muadili Avrupa'da faaliyet gösteren ESA diye bir kurum daha var. Avrupa Uzay Ajansı. Onun da ismi Sonrasında arkadaşlar ikinci ünitemize geçmiştik. İkinci ünitemizde madde ve özellikleriydi ismimiz ve kütle, hacim, öz kütle, dayanıklılık diye devam ediyordu. Kütlenin tanımı neydi? Kütlenin farklı kaynaklarda farklı tanımlarıyla karşılaşabiliyoruz ama en kabul gören tanımı cisimlerde bulunan madde miktarının bir ölçüsüdür şeklinde. Milli eğitim kitaplarında da sanıyorum şöyle yazıyordu. Değişmeyen madde miktarıdır filan diye yazıyordu. O da karşımıza çıkabilir yine arkadaşlar. Ağırlık ise cisimlere etkiyen yer çekimi kuvvetidir demişiz. İkisi arasında şöyle bir bağıntı vardı hatta. M kütleyi temsil ediyordu. Kütleyi. G ise ağırlığı temsil ediyordu sevgili gençler. Ve diyorduk ki g vektörel tabii ki bu. M çarpı küçük g. Yani yer çekimi ivmesiyle kütlenin çarpımı şeklindeydi. Kütle dünyanın neresine giderseniz gidin hatta uzaya bile çıksanız değişmeyecek. Ancak yer çekimi ivmesi farklı bölgelerde farklı değerler aldığı için ağırlığımız değişkenlik gösterebiliyordu. Kütleydi arkadaşlar eşit kollu terazi ile ölçüyorduk bunu. Eşit kollu terazi ile ölçülür diyelim. Bir de kitaplarımızda yine ne vardı? Bunların birimlerinin dönüştürülmesi vardı. İşte kilogram, ton vardı bundan. Ee, 3 10 üzeri 3 kat daha büyük. İşte hektogram, dekagram, gram, santigram, arada desigram onu atladım. Santigram, bir de miligram şeklindeydi. Kilogramdan itibaren aşağı doğru iniyorsak birimlerimizde onla çarpmamız gerekiyordu. Şöyle çarpı 10 diyeyim. Yukarı doğru çıkarken de 10'a bölmemiz gerekiyordu sevgili arkadaşlar. Ton'da ekstra bir durum vardı. 1 ton arkadaşlar 10 üzeri 3 kilograma denk geliyordu. Aman dikkat. Birimleri çevirirken de bunu göz önüne almamız gerekiyor diyoruz. Sonrasında ne geliyordu? Hacim geliyordu sevgili arkadaşlar. İşte belli cisimlerin, belli şekilleri olan cisimlerin, düzgün cisimlerin hacim formülleri vardı. Küp için a üzeri 3 Dikdörtgenler prizması için A çarpı B çarpı C şeklinde. Şurayı yazmayı unutmuşuz. C şeklinde. Silindir için pi re kare çarpı H. Yüksekliğimiz H oluyordu. Koni için pi re kare H bölü 3. Bakın silindirinkine çok benziyordu. Bunun da tek farkı yüksekliğini nereden alıyorduk? Orta noktadan alıyorduk sevgili arkadaşlar. Bir de küremiz var ki bu da 4 bölü 3 pi re küp şeklinde diyorduk. Ve hacmin tanımı neydi? Hacim de cisimlerin boşlukta kapladığı yer anlamına geliyordu. Mesela Dinamo Soru Bankamızın kaplamış olduğu yeri şöyle bir bakacak olursak şöyle bir kalınlığı var işte birkaç santimetre sonrasında böyle bir uzunluğumuz var buradan buraya bir de buradan buraya bir uzunluğumuz var bu üç uzunluğu çarparsak kitabımızın hacmini buluyorduk dikdörtgenler prizması gibi. Tabi bir de ne var madde miktarının değişmesi cisimlerin hacmini de değiştiriyordu sevgili arkadaşlar. İki tane kitabı alsam mesela bu sefer hem kalınlığını arttırmış oluyorum. Böylemesine göstereyim. Kalınlığını arttırmış oldum. Diğer boyutlar aynı kaldı. Gerçi ama çarptığımız zaman hacmi arttı. Madde miktarının artması hacminde artmasına sebep oluyordu diyoruz. Ve sonrasında maddenin ayırt edici özelliklerinden bazılarının isimlerini bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Neydi bu isimler? Öz Birazdan göreceğiz. Öz Özküt'te neydi? Öz şöyle bir hatırlayalım ama. Dede, muzu, böl, ver şeklinde söylüyorduk. Yani cismin kütlesini hacmine böldüğümüz zaman bu cisimler için ayırt edici bir özellik olan öz kütleyi bizim karşımıza çıkarıyordu. Ha bu arada ayırt edici ne demek? Ayırt edici arkadaşlar aynı şartlar altında eğer iki cismin sayısal olarak ölçülen değeri birbirinden farklıysa biz buna ayırt edici özellik diyorduk. Yani sabit sıcaklık ve basınç altında işte bir litre su ile 1 litre civanın kapladığı yerler aynı olmasına rağmen civanın kütlesi yaklaşık olarak 13,5 kilograma falan denk gelirken işte suyun ki 1 kilograma falan denk geliyordu. Bu da birim hacimlerinin kütlelerinin farklı olduğunu bize gösteriyor. Öz ısı, ısı sıcaklık ünitesinde göreceğimiz ayırt edici bir özellik. Genleşme kat sayısı yine orada göreceğimiz bir ayırt edici özellik ısı sıcaklık ünitesinde. Öz direnç 10. sınıfta göreceğimiz bir ayırt edici özellik maddelerin iletkenlikleriyle alakalı. 9. sınıfta görmeyeceğiz. 9. sınıfta sadece işte aynı yükler birbirini magneter zıt yükler birbirini çeker falan diye konuşacağız. 10. sınıfın elektrik konuları arasında geliyor. Erime noktası, kaynama noktası, işte hal değişimleri. Bunlar da arkadaşlar nerede geliyordu ya? Sağaç bunlar da bunlar da yine şeyde. Öz ısının olduğu kısımda yani ısı sıcaklık ünitesinde karşımıza çıkacak. Manyetik geçirgenlikte 10. sınıfta kısa bir değinilecek. Bunlar tabii ki hepsini buraya yazamadık. Ama belli başlı bilmemiz gereken maddeler için ayırt edici olan özellikler yani bu ne demekti? Hepsinin sayısal değerleri farklı maddeler için farklı farklı değerler alıyor diyoruz. Neymiş öz kütlemiz? Dede, muzu böl ver şeklinde. Maddenin birim hacmindeki kütle miktarına öz kütle diyorduk. Maddeler için ayırt edici bir özellikti. Normalde SI birim sisteminde de hatta SI birim sisteminde kütlenin birimi kilogram, hacmin birimi de neydi hacmin birimi metre küp şeklindeydi. Ancak sorularda arkadaşlar bu çok büyük sayılara karşılık geldiğinden sorularda biz daha çok ne görecektik? Sorularda hatta görmüşüzdür, çözmüşsünüzdür çünkü siz soruları gram bölü santimetre küp daha çok karşımıza çıkıyor idi sevgili arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve basınç altında değişmediğini söylemiştik ve hatta şöyle de bir grafik çizmiştik kütlenin ...şöyle hacimle nasıl değiştiğini gösteren bir grafik şeklindeydi. Ve sıfırdan uzantısı geçecek şekilde şöyle bir grafik çiziyorduk. Bunun eğimine bakıyorduk, işte tanjant alfasına bakıyorduk. Bu yine karşı bölü komşudan m bölü v'yi yani d'yi veriyordu bizlere. Sabit sıcaklık ve basınç altında sabitti. Farklı maddeler için de mesela şöyle gösterelim. Yine sıfırdan uzantısı geçecek şekilde şöyle bir başka cisim veya sıfırdan uzantsız geçecek şekilde şöyle farklı bir cisim çıkabiliyordu. Karşımıza bunların da öz kütle değerlerinin birbirlerinden ne olduğunu anlıyorduk? Farklı olduğunu anlıyorduk sevgili arkadaşlar. Ve sonrasında ne geliyordu karşımıza? Katılarda dayanıklılık. Tabii iki farklı dayanıklılık türünden bahsetmiştik. Bir tanesi cisimlerin kendi ağırlıklarını taşıma kapasiteleriydi. Burada da ondan bahsediyoruz. Tüm canlı cansız katı cisimlerin fiziksel özelliklerini kaybetmeden kendi ağırlıklarını taşıma derecesine ne diyormuşuz? Taşıma direncine dayanıklılık diyormuşuz. Dayanıklılık maddelerin kesit alanı böyle hacmiyle orantılıymış. Buradaki A harfi orantıyı gösteriyor. Aslında A değil de şöyle süslü bir A şeklinde de görebiliriz kitaplarda. Alfa orantılı manasında alanı böyle hacim oranına baktığımız zaman da düzgün cisimler için dayanıklılığın 1 bölü h yani yükseklikleriyle ters orantılı olduğunu görüyorduk sevgili arkadaşlar. Payda da olan bir değerden bahsettiğimiz için ters orantı ibaresini kullanıyor idik katılarda dayanıklılık için. Bir de ne vardı? Dış kuvvete karşı dayanıklılık vardı. Dış kuvvete karşı dayanıklılık sorulduğunda da sadece neye bakıyorduk? kesit alanına bakıyorduk sevgili arkadaşlar. Kesit alanı genellikle böyle iplerden filan bahsediyordu. Halatlardan bahsediyordu. İşte halatların yük taşıma kapasitelerinden bahsediyordu. O durumda da işte genellikle pi re kareyi kullanıyordum. Bakın genellikle diyorum her zaman bize bu şekilde vermek zorunda değil. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Dış kuvvete karşı dayanıklılık diyeyim. Karşı dayanıklılık sorularında kesit alanına bakılır diye yazalım. Kesit alanına sadece dış kuvvete karşı dayanıklılık olduğuna bakıyorduk. Bir de normalde işte ısı, sıcaklık, nem, ortamın işte özellikleri dayanıklılığa etki ediyordu ama biz 9. sınıfta sadece neye bakıyorduk? Boyutla dayanıklılık ilişkisine bakıyorduk. Diğer kısımlarla biz ilgilenmiyorduk sevgili arkadaşlar. Sonra ne vardı? Sıvılar üzerinde etkili olan kuvvetlerimiz vardı. Neydi bunlar? Adhezyon ve kohezyon. Sonrasında da yüzey gerilim ve kılcallık geliyordu. Kohezyon neydi? Sıvı moleküllerin birbirine uyguladıkları yani aynı tip moleküllerin birbirine uygulamış oldukları kuvvete biz kohezyon kuvveti diyorduk. K harfi kardeşten aklına gelsin. Kardeşin sana benziyordur, değil mi? K harfinde de bu şekilde kodlama yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Farklı maddelere ait moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetine de adezyon adını veriyorduk. Yani mesela yağmurlu bir havada e, arabanın camına suyun yapışması, yapışma gibi durumlarda adezyondan bahsediyorduk. Kohezyonda ise yapışma, ıslatma gibi durumlar gerçekleşmiyordu ve birazdan yine gelecek kılcallık etkisinde bu şekilde ifade ediyorduk sevgili arkadaşlar. Burada bunu niye koydum? İşte adezyon etkili ise böyle içe bombeli bir şekilde sıvının üst yüzeyi oluşuyordu. Eğer kohezyon kuvvetleri etkiliyse dışa doğru böyle bir görüntü oluşuyordu sevgili arkadaşlar. Peki yüzey gerilimi neydi hocam? Yüzey gerilimi de şurada bakın bazı moleküller gösterilmiş üst kısımlarda ve iç kısımlarda. İç kısımlardaki moleküllere etki eden kohezyon kuvvetleri dengeleniyor her tarafa doğru eşit. Ama yüzeye gelindiğinde her tarafa doğru eşit değil. Bakın aşağı tarafa doğru net bir kuvvetim var. İşte bu net aşağı doğru olan kuvvetten dolayı sıvının üstü bir zar görünümü alıyordu. Biz de buna yüzey gerilimi diyorduk. Yüzey gerilimi için ne demiş? Bir sıvının yüzey katmanının esnek bir zar gibi davranmasına yol açan etkiye yüzey gerilimi denir. Bu olayda sıvı yüzeyi olası en küçük alanı kaplayacak şekilde büzülür. Bundan dolayı zaten yüzey gerilimi oluşuyordu. Bazı etkenler vardı yüzey gerilimini arttıran ve azaltan. Örneğin tuz eklersek arkadaşlar ne yapıyordu? Yüzey gerilimi artıyordu. Ama deterjan eklersek, deterjan eklersek yüzey gerilimi azalıyordu. Hatta kirlerin çıkması için işte deterjan kullanılmasının sebebi buydu. Yüzey gerilimini azaltmak. Sonrasında sıcaklık vardı. Sıcak su kullanırız değil mi temizlik yaparken? Bu da yine yüzey gerilimini arttırıcı etki olduğunu söylüyorduk. İşte su katılması, deterjan olması, safsızlığı falan filan diye bir sürü değişkenimiz vardı. Peki kılcallık neydi? Kılcallık sıvı ile katı maddelerin molekülleri arasındaki adezyon etkisiyle yüzey geriliminin birlikte rol oynadığı bir olay idi sevgili arkadaşlar. Eğer adezyon etkileri gerçekleşiyorsa ki bunu zaten söylemese de anlardık. Nereden anlardık? İç bükey bir yüzey oluşmuş. Sıvıların kendiliğinden yükselmesi olayı. Eğer adezyon etkiliyse sıvılar kılcal borularda kendiliğinden yükseliyordu. Ancak kohezyon kuvveti etkiliyse yani adezyon kuvveti kohezyona göre daha zayıf kalıyorsa bu durumda da kılcal boruda ne oluyordu? Alçalma şeklinde kendini gösteriyordu kılcallık etkisi. Kılcallık nelerden etkileniyordu? Yani bu sıvı yüksekliği, şuradaki haç sıvı yüksekliği veya şuradaki haç sıvı derinliği nelerden etkileniyordu sevgili arkadaşlar? Bir, borunun yapıldığı maddenin türüne bağlı. İşte cam yapılabilir, metalden yapılabilir falan filan işte mikadan yapılabilir gibi. 2- sıvı türüne bağlıdır. Su kullanırsan farklı, civa kullanırsan farklı etkiyi gözlemliyordum. 3- sıvının sıcaklığına bağlıdır. Çünkü sıcaklık neyi etkiliyordu? Adezyon ve kohezyon kuvvetlerin dengesini bozabiliyordu sıcaklık. 4- borunun kesit alanı ile ters orantılı. Bakınız inceldikçe sıvı daha fazla yükselmiş ve burada da inceldikçe sıvı daha fazla alçalmış. Şurası biraz daha aşağıda net görünmüyor olabilir karşıdan ama burası buraya göre biraz daha aşağıda sevgili arkadaşlar. Ve 5- atmosfer basınca bağlı değildir. Çünkü niye? Her iki taraftan da atmosfer basıncı etki ediyor. Bunu da detayını 10. sınıfa geldiğinizde göreceksiniz. Hatta 10. sınıf kitapları arasında işte hangi olay açık hava basıncının etkisiyle gerçekleşmiştir? Hangi olay kılcallık etkisiyledir falan diye 9. sınıf konularına da bir gönderme yapılıyor. O yüzden bunları iyi bir şekilde öğrenseniz bile unutmamanız lazım. Aman diyeyim unutmayın. İleride de yine lazım oluyor yani. Soruyorlar. Sonrasında arkadaşlar diğer bir ünitemiz vardı. Bu da hareket idi. Harekette belli başlı tanımlarımız vardı. Hareket canların, araçların ve cisimlerin belirli bir referans noktasına göre zamanla yer değiştirmesi olayıydı. Hmm, güzel tanım. Konum neydi peki? Konum arkadaşlar seçilen referans noktasına göre yönlü uzaklıktı. Yani ben diyelim ki şöyle bir O noktası belirledim ve cismim de şöyle bir A noktasında olsun. Ne yapıyordum? O noktasından A noktasına çizmiş olduğum şu vektör benim için konum vektörü idi sevgili arkadaşlar. Daha sonra... Alınan yol vardı. Alınan yol içinde ne diyorduk? Yönden bağımsız olarak cismin hareketi süresince kat ettiği mesafe. Diyelim ki biz bir de şöyle B noktasına gelmiş olalım. Şöyle çizdim onu da. Buraya geldim ben. Nasıl geldim? Hocam şöyle bir yolu izleyerek geldim dolandım dolandım geldim. İşte bu mor ile çizmiş olduğum kısım alınan yoldu. Bu da x de gösteriliyordu arkadaşlar. Bir de delta x'imiz var. Delta x'imiz de harekete başladığım ve hareketi bitirdiğim noktalar arasındaki en kısa mesafe ile tanımlanıyordu. Yani A'dan başladım, B'de bitirdim. O halde şöyle çizmiş olduğum yeşil vektörde delta x idi. Bu da yer değiştirmeydi. Şöyle temizce bir daha yazayım. Konum dediğim x siyahla çizmiş olduklarım. Siyah ve turuncu ile çizmiş olduğum konum. Hatta x1 şuna da x2 diyeyim. Şöyle çizdim. Sonrasında alınan yolum vardı. Alınan yolu da mor kalemle göstermiştim. Alınan yolu da normal x harfiyle gösteriyordum. Vektör işareti yoktu. Bir de en son neyim vardı? Yer değiştirmem. Yer değiştirmemi de delta x ile göstermiştim. Yeşil vektörüm ile sevgili arkadaşlar. Sonrasında bunlara bağlı olarak yazmış olduğumuz birkaç tane daha kavram vardı. Sürat, hız, ortalama hız, ortalama sürat gibi hız neydi? Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesi. Yani o halde nasıl yazıyordum ben? V eşittir delta x bölü geçen zaman. Eğer yer değiştirmeyi zamanı oranlıyorsam hızı buluyordum. Hız da vektörel bir nicelikte unutmuyoruz. Birimi neydi? Birimi de şöyle yazalım metre bölü saniye idi sevgili arkadaşlar. Sürat neydi? Sürat de hareketlinin birim zamanda aldığı yol idi. Yani v eşittir x bölü t şeklinde yazarım. Dikkat bunun da birimi metre bölü saniye hatta bunu da v harfiyle gösterebilirim. Vektör işareti olmadan bazı kaynaklarda v yerine karışmasın diye s de yazabiliyor. Sürat manasında s de yazılabiliyor. Ortalama hız toplam yer değiştirmenin toplam geçen süre oranıydı. Aslında bu formülle bulabilirim. Ancak aralarındaki fark ne? Fark şu uzun bir yola çıktığınızı düşünün. Mesela Türkiye'nin işte güneydoğusundan ee, i̇ç Anadolu'ya geldiğinizi düşünün sevgili arkadaşlar. Yolda, hatta nereden başlayalım? Şırnak'tan çıktım yola. Şırnak'tan önce Mardin'e gidiyorum. Sonra Mardin'den işte Urfa'ya falan gidiyorum. Urfa'da karnım acıkıyor. Duruyorum. Mola veriyorum. Orada bir zaman geçiyor. Sonra yola devam ediyorum. Adana taraflarına geliyorum. Pat benzinim bitiyor. Benzin almak için bir yere daha duruyorum. İşte bu yolculuk süresince durduğum zamanları da eğer dahil ederek işlem yapıyorsam harekete başladığım ve bittiğim noktalar arasındaki ortalama hızı buluyorum anlamına geliyordu. Tabii ne lazım ama nasıl bir yol izliyorum ben? İşte şuradan başladım şöyle bir yol izledim falan geldim buralara. Ne yapmam lazım? Eğer ben şu yeşil olan yolu kullanıyorsam ortalama süreti bulurum. Yine hani x bölü t'den. Ama ben başladığım haritada işte çizdim. Şırnak'tan İç Anadolu'daki bir yeri çizdim. Eğer şunu kullanıyorsam ben Ortalama hızı buluyordum. Yeşili kullanıyorsam da ortalama süreti buluyordum sevgili arkadaşlar. Alınan toplam yol, geçen toplam zaman veya toplam yer değiştirme bölü toplam zaman şeklinde bakma olayında da ortalamaları buluyordum. Sonrasında kuvvet kavramını öğrendik. Kuvvet kavramı da cisimlerde hareket ve şekil değişikliği yapan etkiye kuvvet denir diyorduk. Hatta iki tane daha şey vardı. Neydi? Cisimleri işte hareketli cisimleri durdurma veya duran cisimleri hareket ettirme. Bir de yön değiştirme olayları vardı. Yön değiştiriyorsa, duran cisim hareket ettiriyorsa, hareket eden cismi durduruyorsa biz buna da yine kuvvet diyorduk. Ve SI birim sisteminde Newton ile ifade ediyordum. Newton'da kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Bunu temel büyüklükleri anlatırken de çıkartmıştım. Kilogram metre bölü saniye kare diye. N harfiyle de gösteriyorum birimi. Bakın kuvveti değil birimini N harfiyle gösteriyordum. Sonrasında da temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olmak üzere iki farklı kuvvet türüm vardı. Temas gerektirmeyen kuvvetlere ne diyorduk? Doğadaki temel kuvvetler. Doğadaki temel kuvvetler. Dört taneydi bunlar da. G, E, Z ve K harfleriyle ifade ediyordum. Güçlülükler. Daha sonra elektromanyetik kuvvetler daha sonra zayıf nükleer kuvvetler. Peki niye bu sırayla yazdım? Söyleyeceğim. Zayıf nükleer kuvvetler bir de kütle çekim kuvveti şeklindeydi. Bu arkadaşlar güçlülük sırası yani daha şiddetli olan. En şiddetlisi güçlü nükleer, en zayıfı da kütle çekim. Bu dört temel kuvvetin dışında kalan diğer bütün kuvvetlere de biz temas gerektiren kuvvetler diyorduk. Etki kuvveti mesela etki, itme, daha sonra çekme bla 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 bir sürüsü var arkadaşlar. Bu dört temel kuvveti biliyorduk. Geri kalan hepsine de temas gerektiren kuvvet diyorduk. İşte sürtünme kuvveti falan filan. Devamında Newton'un hareket yasalarını gördük. Newton'un hareket yasaları üç taneydi sevgili arkadaşlar. Birinci yasamızın adı eylemsizlik idi. Eğer bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise cisim duruyorsa durmaya burada olduğu gibi veya hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam ediyordu. Şöyle sabit diye de yazalım. İkinci kanunumuz dinamiğin temel prensibiydi ve formülümüzde f eşittir m çarpı a fizik eşittir mantık çarpı akıllı de kodlayabilirsiniz. Ya da bizim bir tane arkadaş vardı üniversitedeyken diyordu ki... ...F eşitli Rema Herder'de deva diyordu böyle... Ee, ...Karadenizli bir arkadaş da onun söylemi de çok hoşuma giderdi. Bir cisme etki eden net bir kuvvet var ise yani net kuvvet sıfıra eşit değilse de diyebiliriz arkadaşlar... ...cisimler kütleleriyle ters orantılı olarak hızlanma veya yavaşlama hareketleri yapıyorlardı. İşte F kuvvetini M kütleli cisme uyguladım, mesela işte A kadar ivmeyle V hızını kazandı. 2F kuvvetini işte M cismine uygularsam bu sefer işte şuna V dersem buna iki V diyeceğim falan filan gibi. Aynı sürede tabii aynı süre bununki A ivmesi ise bununki 2 A ivmesi filan oluyor diyorduk. Ve burada şöyle bir ifadeden de bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar. Kuvvet ile ivmenin yönü daima birbiriyle eşittir, aynıdır. Yani kuvvet sağ tarafa doğruysa ivme de sağ tarafa doğrudur diyebiliyorduk. Son bir yasamız daha vardı. Bu da etki tepki yasası. Bu yasaya göre de cismlere ya da işte yüzeylere bir kuvvet etki ettiğinde o kuvvete eşit büyüklükte ama zıt yönde bir kuvvetin karşılık gelmesiydi. Mesela dünyanın aya uygulamış olduğu çekim kuvveti var aynı da aynı büyüklükte kuvvetle dünyayı kendisine doğru çekiyor. Burada akıllara şu soru gelebilir. O zaman dünyada niye bu hissedilmiyor? Aslında hissediliyor arkadaşlar. Neydi o gelgit olaylarında falan hissedebiliyoruz bu etki aslında. Ya da işte kalem şu anda dünyayı çekiyor. Dünya da kalemi çekiyor ama dünya hareket etmezken kalem hareket ediyor. Niye? İkinci yasamızda bunun cevabı sevgili arkadaşlar. Nedir o da? F eşittir ama. Bir kalemin kütlesini düşünün. Bir de dünyanın kütlesini düşünün. İkisine etki eden kuvvet eşit büyüklükte ama biri hareket ederken diğeri etmiyor. Sürtünme kuvveti vardı. Son konumuz idi arkadaşlar. Bu da 9. sınıfın 1. döneminin son konusu idi. Birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete ya da zorlamaya karşı oluşan kuvveti sürtünme kuvveti adı veriyorduk. Şöyle bir kuvvet diyagramımız vardı. Cismin ağırlığı bu etki. Cismin ağırlığı var. Bir de bunun nesi olacak? Tepkisi olacak yukarı doğru. Tepki kuvveti. Eğer ben cismi sağ tarafa doğru bir kuvvet uygulayarak çekmeye çalışıyorsam sürtünme kuvveti de sol tarafa doğru oluşuyor idi zemine etki eden kuvvetin büyüklüğü ile zeminin tepkisinin büyüklüğü birbirine eşit büyüklükte. Yani diyor ki G ile N birbirine eşit. Sürtünme kuvvetinin matematiksel modelinde ama etki kuvveti değil, tepki kuvveti kullanılmak zorunda. İleride bunların karmaşık halleriyle de karşılaşacağız ve hatta şöyle yazmıştık F sürtünme eşittir k çarpı n buradaki n newton olan hani birim olan newton değil arkadaşlar tepki kuvveti olan n harfi tepki kuvveti bu aman diyeyim etkiyi yazmıyorsunuz hocam eşit büyüklükteyse niye yazmıyoruz çünkü arkadaşlar ileride burada mesela yukarı doğru bir kuvvet uygulayacak veya üzerine bastıracak bunun Gerçi öyle değil şöyle bastırırım üzerine böyle bastırıyorum bastırırsam tepki kuvveti artacak falan filan tabii ki etki de artıyor ama biz yine de tepkiyle yazmamız gerekiyor. Sürtünme kuvvetinin özellikleri vardı bir de arkadaşlar. Neydi bu özellikler? İşte bir sürtünme kuvveti normal kuvvetiyle doğru orantılıdır. Neydi bu normal? Az önce söylediğimiz tepki kuvveti var ya arkadaşlar. İşte bu normal kuvveti. Mesela burada cismin ağırlığı var. Bir de üzerine F kuvvetiyle bastırılmış. O zaman yerin tepkisi ne olmuş? F artı G. Yani ikisinin toplamı şeklinde olmuş. Ama burada ne olmuş? Aşağı doğru G'miz var. F'imiz yukarı doğru. Bunu yanlış çizmişiz. Hemen şöyle düzeltelim. Tabii ki kaldıramayacak düzey olursa bu sefer de ne yazacağız? N eşittir G eksi F. Ama bakın burada G daha büyük olduğu için önce yazacağım. Eğer zaten F kuvveti G'den büyük olsaydı yüzeye dokunmayacağı için sürtünme kuvveti oluşmazdı. Diğerinde ise bakınız G aşağı doğru bu sefer hiç G'yi yazmıyorum. Duvara doğru etki ettirdiğim F kuvvetim var. Tepki kuvveti olarak da F'e eşit büyüklükte olan kısmını yazarım. Yani sürtünme kuvvetini yazarken burada F büyüklüğündeki yeni kullanırım. Burada G eksi F büyüklüğündeki yeni kullanırım. Burada ise G artı F büyüklüğündeki yeni kullanırım. Bir de ne vardı? Sürtünme kuvveti kayarak ilerleyen cisimlerde hareketleri her zaman ters yönde. Yani bu cisim yukarı doğru hareket ediyorsa sürtünme kuvveti aşağı doğru. Ama cisim aşağı doğru hareket ediyorsa sürtünme kuvveti yukarı doğru. Her zaman hareketi zorlaştırıcı yönde. Burada ne yapmış? Sağ tarafa doğru hareket ettirmeye çalışmışım. O zaman sürtünme kuvveti sol tarafa doğru oluşmuş diyoruz. Ama bazı durumlar vardı ki sürtünme kuvveti cismin bütün hareketiyle aynı yönde olabiliyordu. İki tane durumdan bir tanesi burada. Sürtünme kuvveti döne Gerek ilerleyen cisimlerde arkadaşlar hareket yönleriyle aynı yönde etki ediyor. Çünkü burada alt kısım bu tarafa doğru döndüğü için sürtünme kuvveti diğer tarafa. Bakın dikkat edin kalemin ucuna. Alt kısım böyle dönüyor. Tamamı böyle dönüyor ya alt kısımdan geçerken şöyle yani sol tarafa doğru bir durum var. Bundan dolayı sürtünme kuvveti sağ tarafa doğru. Diğer özelliğimiz neydi sürtünme kuvvetinin? Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne yani yüzey alanına bağlı değildi. Ben isterseniz S isterseniz 2S yüzeyinde şurası pardon şurası 2S burası 2S'miş. Alt tarafı 2S isterseniz bu tarafa da doğru S büyüklüğündeki yüzeyin üzerine koymuş olayım. Her iki durumda da aynı kuvveti uyguluyorsam ben bunların sürtünme kuvvetleri de aynı değerde olmak zorunda idi ve son özelliğimiz arkadaşlar sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıydı. Yani tahta düzlem üzerinde farklı, buz üzerinde farklı, metal metal olursa farklı hatta şu cismin yapıldığı malzemenin bile önemi var idi. Ay metal metal deyince böyle sürtünce de değişik sesler çıkar. Şimdi aklıma geldi de böyle bir irkildim. Ee, tahtayı tahtaya sürtmek olabilir veya zımpara kağıdı var. Zımpara kağıdını böyle sürterseniz bayağı bir zorlarsınız başta sonradan işte yumuşar falan. Evet sevgili arkadaşlar geldik haftanın ödüllü sorusuna. Cevapları yorumlara muhakkak bekliyorum. Çünkü ikinci dönem buna göre bir yol haritası çizebiliriz haberiniz olsun. Bir sonraki dersimizde enerji videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tatili de çok iyi değerlendirin. Hoşçakalın.